bizim okul mali ortada. Sonuçta onunla ilgili soruşturma açılımda duydum. Okulu siz de gezmişsiniz, görmüşsünüz o haldeyken. Okulu bir iddia var, velilerin bir şeye var. Sonuçta okulun ne olacak? Gidip dolaştığımda, hatta öğretmenler kurulu vardı. Öğretmenler kurulunda arkadaşlara bir problemler olup olmadığını söyledim. Fotokopi makinesi ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Boya ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Projeksiyon makinesi ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Ben zaten geldim arkadaşlarımla talimat verdim. Oraya bir fotokopi götürdüm. Biz projeksiyon da elimizde olmadığı için projeksiyon makinesi almayı özel idareden şey yaptık. Karayollarında da zaten okul bahçelerine boya çizmek için boya almıştık. Onları da koyduk. Okulda eğitim öğretimi hazırlanmasıyla ilgili olarak okul müdürünü de tekrar uyardık. Yan tarafta biliyorsunuz şeyin aile ve sosyal hizmetlerin inşaat malzemeleri vardı ki ben sizin gazetenizde haber çıkmadan zaten oraya gitmiştim. Muhammed Bey'e de bunları buradan kaldırın. Eğitim öğretim başladı. Öğrencilere de sıkıntı olur demiştim yani. Başladığında onlar oraydı yalnız. Birinci sınıf okullara başladığında tahtalar da oradaydı. Bunlar dedim yani oraydı. Bunlar hoş değildi. Tabii okul müdürü arkadaşımız bunları bizi daha önce uyarsaydı biz daha önce de onların kalırımızı gayret sarmıyor. Haberimizden sonra şu anda demirler takılmış, temizlenmiş. Şu anda bizde... Tabii temizlendi haberinizden sonra. Onlar temizlendi ama fotokopi makinesini ben sizin haberinizden önce oraya planlamıştım. Hatta o gün fotokopi makinesini gönderirken hocam gazetede haber çıkmış dediler. Dedim ben de. Bak bizim haberimiz önce fotokopi gönderildi diye yazılır. Yani, fotokopi hiç kaydı almamış. Biz Allah okulun bana. Bakımsızlığını tabii, ve bahçesini almıştık gündeme. Tabii okul müdürümüzün birazcık onun konudaki duyarlılığını artırılması konusunda uyardım ben. Teşekkür ediyorum. Atık üstünün de hali yani, çok kötüydü. Yani bu şu anda şey. Yapılmış ama gene bu da değil. Her yani zaman için okul müdürümüzün, geçen sene biz okulumuzun tuvaletlerini yerden geçirdik. Biliyorsunuz imkanlar ölçüsünde öncelikle tuvaletlere bakıyoruz, çatıya bakıyoruz, sonra diğer işlerine bakıyoruz. Ben sayın müdürüm, okul müdürünün ben bununla ilgili bütçe istedim, tarlatla ilgili fakat bize bütçe çıkmadı diyor ama. Şimdi her okulu her sene tahmin etme şansın yok Cafer Bey. Geçen sene o okula biz ciddi masraf yaptık. Ha gelecek sene mesela bu sene Koza Birliği İlköğretim Okulu'nu mantaladık. Gelecek sene de onu planlayacağız. Hepsini bir anda yapma şansınız yok, yapamıyorsunuz. Bütçeniz buna yetmiyor. Kesinlikle ama oradaki o kapının kırıklığı, Atatürk büstündeki o yazıların silinmesi bizim tarafımızdan, bizim yanlışımızdır, izah edilmiş tarafı yoktur. Okul müdürümüz okulda keşke daha dikkatli olsaydı da bu noktaya gelmeseydi. Teşekkür ederim.